dil dile değmeden öğrenilmez derler. Eski zamanlardan beri insanların kafasını kurcalayan bir soru var. Dil nasıl doğmuş? Şunu da belirtmek gerekir. Konunun açıklığa kavuşmasını zorlaştıran şey de elimizdeki kaynakların eskiyi çok aydınlatamamasıdır. Şöyle düşünün. İlk insanın 1 milyon yıl kadar önce yaşadığı düşünülürken en eski belgeler sayılan Sümerlilerin yazılı metinleri ancak bundan 5500 yıl öncesine dayanmaktadır. Ne dedik? İnsan 1 milyon yıl önce ortaya çıkmış. Peki insan bu 1 milyon yıl içinde sessiz kalamamış mı? Düşüncelerimiz bile kendi kendimize yaptığımız sessiz konuşmalardan oluşmakta. Peki bu iletişim kurma ihtiyacı neden? Dünya sizce nasıl kavranılabilir? Dünya yalnızca, yalnızca dil belki de ama dünya dil aracılığıyla kavranılır. Gerçeği söz haline gelmeden önce insanlar anlayamadılar. Düşünce ve konuşmanın gelişimi bireysellikten sosyalliğe doğru değil, sosyallikten bireyselliğe doğru. Dil düşüncenin elbisesidir. Her ne kadar görsel imgeler, sesler ve hareketlerle de düşünsek de çoğu düşüncemiz kendimizle yaptığımız sessiz konuşmalardan meydana gelir. Kelimelerin yasaklanması ve sayıların azaltılması, anlamların ters yüz edilmesi, örneğin farklılığı belirten sözcük ortadan kalksaydı hepimiz sıradan olmaz mıydık? Elbette sıradan olurduk. Çünkü dil, geçmiş kuşakların evrene dair birikimlerini taşır. Konfüçyüs'ün de dediği gibi, bir ulusu yok etmek istiyorsanız kelimden başlayın. Aslında dil denen bir şey ortada ama dilimizi nasıl kullanacağımız bize kalmış. Dilimizi geliştirmemiz gerekiyor. Evet, bunun için bir sürü olanak var. Felsefe Fikret, Rakan Sokrates'e, Sevda Sözleri Cemal Süreyya'dan. Oturdum, uzandım, duvara baktım, uzun uzun düşüncelere daldım. Sessiz sessiz konuştum kendimle. Bu şekilde ortaya çıktı aslında her şey. Dili nasıl tanımlardın? Neden bir şey açıklarken örnek veririz ki? Bu da dilimizi zenginleştirmek içindir. Mesela Valik, Alman lisesinde dil için çok önemli bir söz. Ama bir kere bile kapağını açtım, hatırlamıyorum.